Gelin bir rasyonel fonksiyon grafiği daha çizelim. Ne kadar pratik yaparsak o kadar iyi öyle değil mi? Mesela y eşittir x bölü x kare eksi x eksi 6 diyelim. İlk iş bu paydayı çarpanlarına ayıralım ki düşey asimtotlar ortaya çıksın tabii eğer varlarsa. Pekala, hangi iki sayının çarpımı eksi 6 ve toplamı eksi 1'dir diye düşünelim. Demek ki işaretleri farklı olacak. Yani bir tanesi pozitif, diğeri ise negatif olacak. Büyük ihtimalle 2 ve 3'tür çünkü farkları 1 büyük olan sayıyı çıkarma işleminde kullanacağım. Çünkü iki sayıyı topladığımda sonuç negatif çıkıyor. Evet, x eksi 3 ve x artı 2 oluyor. Sayıların çarpımı eksi 6, eksi 3 x artı 2 x eşittir eksi x. O halde tamam. Yani y'miz x bölü x artı 2 çarpı x eksi 3'e eşit oldu. Bir önceki videodan hatırlayacağımız gibi ne x artı 2 ne de x eksi 3 payda bulunan hiçbir şeyle sadeleşmediğine göre bunları düşey asimtotlarımızı bulmak için kullanabiliriz artık. Düşey asimtotlar x artı 2'nin veya x eksi 3'ün sıfıra eşit olduğu durumda ortaya çıkacak. Zira bu durumlarda denklemimiz tanımsız olacak. x eksi 2 kısmı x eşittir eksi 2 olduğu zaman x eksi 3 ise x eşittir 3 olduğu zaman 0'a eşit oluyor. Burada da deneyebilirsiniz. x eksi 2 ya da artı 3'e eşit olduğu zaman paydamız 0 olacak. Bu da y'mizi tanımsız yapacak. O halde x'in eksi 2 olduğu düşey asimptotumuzu işte buraya çiziyoruz. Evet. Evet. Bir diğer düşey asimptot da x'in 3'e eşit olduğu yerde 1 2 3 işte 1 diğer düşey asimtot. Pekala şimdi de varsa yatay asimptotlara bakalım. x'in değeri çok çok büyük veya çok çok küçük olunca ne olacak? Daha önce dediğimiz gibi yapmamız gereken tek şey pay ve paydadaki en yüksek dereceye sahip bileşenlere bakmak olacak. Paydadaki en büyük dereceli terim x kare. Paydaki en büyük dereceli terim ise sadece x. Şu halde x çok büyük bir sayı olursa ne olacak? Tahmin edebileceğiniz gibi 1 milyon bölü 1 milyonun karesi gibi bir şey olacak ki o da 1 bölü 1 milyondan pek farklı bir şey olmaz. Buradaki terimlerin çok önemi yok. x kare diğer her şeyden çok daha hızlı büyüyecek. x büyüdükçe bunun değeri diğer her şeyden çok daha büyük hale gelecek. Buna paydaki değer de dahil yani eninde sonunda sonuç sıfıra gidecek. Paydanın paydan çok daha hızlı büyüdüğü durumlarda sıfıra yaklaşırsınız. O halde y'nin sıfır olduğu yerlerde yatay bir asimtotumuz var. X eksenimizde noktalı bir şekilde çiziyorum. Yani bu y'nin sıfır olduğu çizgi. Burayı tekrarlayayım. Bunu denklemdeki en yüksek dereceli terime bakarak bulduk. Payda daha büyük dereceli bir terime sahip, bu yüzden payın büyüdüğünden çok daha hızlı büyüyecek hesap makinemizde de deneyebiliriz. Ayrıca bu durum ister eksi ister artı olsun çok büyük sayıların hepsi için geçerli. Bu bileşen buradakini yutacak hale gelir. Payda Pi'de, paydan çok daha hızlı büyür ve sonunda sıfıra yaklaşırız. Karşımıza giderek daha küçük kesirler çıkar. X giderek büyüdükçe ne olacak? Size hesap makinesiyle göstereyim. Diyelim ki x eşittir 10. 10 bölü 10'un karesi eksi 10 eksi 6 var. Dediğim gibi normalde bunu yapmamıza gerek yok. Sadece gözümüzde canlansın diye yapıyorum. Şuraya bir parantez koyalım. Şuraya da ortaya küçük bir sayı çıkıyor. Ya x daha büyük bir değer alırsa, mesela 10 yerine 100 diyelim, onların yerine 100 koyuyoruz. Ne oluyor? daha da küçük bir sayıya eşit oluyor. Eğer x'i 1000 olarak alsaydık sonuç çok daha küçük bir sayıya eşit olacaktı. Bunun sebebi buradaki bileşenin diğerlerinden çok daha hızlı bir şekilde büyümesi. Bu yüzden yatay asimtotumuz y eşittir 0. Asimtotlarımızı çizdikten sonra yapacağımız son şey birkaç deneme yapmak. Buraya küçük bir tablo çizelim. Evet tablomuz bu x eşittir 0 olduğunda y ne oluyor? x eşittir 0 olduğunda payımız 0 oluyor. Paydamız da 0 eksi 6, 0 bölü eksi 6, 0 eşittir. Diyelim ki x eşittir 1. O zaman ne oluyor? Bakalım. 1 bir bölü 1'in karesi eksi 1, 0, eksi 6 yani sonuç 1 bölü eksi 6 oluyor. x eşittir eksi 1 diyelim bakalım ne olacak? Eksi 1 bölü eksi 1'in karesi eksi eksi artı 1 eksi 6. Eksi 1'in karesi artı 1, 1 daha 2, 2 eksi 6 eşittir eksi 4 yani eksi 1 bölü eksi 4 o da 1 bölü 4 olacak değil mi? Çizelim öyleyse. Elimizde x eşittir, eksi 1 var. Y de 1 bölü 4. Y buraya gelecek. Daha koyu bir renkle çizeyim. 0'a 0 sıfır noktamız. X 1 olduğunda y'miz eksi 1 bölü 6 idi. Daha fazla noktada belirleyebiliriz ama görünen o ki düşey asimtota sağdan yaklaşırken bu şekilde artı sonsuza gidiyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? Diyelim ki eksi 2'ye sağdan yaklaşıyoruz. X'e eksi 1,9999 desek bu bileşen çok küçük bir pozitif sayı olacak. Bu bileşen negatif. Bu bileşen de yine aynı şekilde negatif olacak. Negatifler sadeleşecek ve payda da çok küçük bir pozitif sayı kalacak. Sonuç ise kocaman pozitif bir sayı çıkacak. Diğer düşey asimtota soldan yaklaştığımızda ise çok küçük bir negatif sayıya ulaşacağız. Bunu biliyorum çünkü x'in 1 olduğu durumda negatif bir değere ulaşmıştım. Bir de şöyle bak bakalım. 3'e soldan çok yaklaşalım. Mesela x eşittir 2,9999 diyelim. Daha iyi bir şekilde çizeyim. Evet anladınız değil mi? Eğer x eşittir 2,999 ise asimptota baya yakınız demektir. x artı 2 çarpanı pozitif olacak. x eksi 3 negatif. x de pozitif olacak ve kesrimizin değeri oldukça küçük negatif bir sayı olacak. Eksi sonsuza uzanacağız yani. Şimdi bu bölüme bakalım. Ne olduğunu görmek için birkaç nokta değeri verelim. x eşittir 4 olduğunda 4 bölü 16 eksi 4 eksi 6 oluyor. Bu neye eşit? 16 eksi 10 eşittir 6 yani payda 6 bu ifade 4 bölü 6 yani 2 bölü 3'e eşit oluyor. 4'ün karşılığı 2 bölü 3 burası 1 2 3 4, 2 bölü 3 burada olacak. Buradan anlıyorum ki bu yatay asimptota böyle yaklaşacağız. Bu şekilde artı sonsuza kadar gider. Daha düzgün çizeyim. Evet, anlamışsınızdır. Burada ise sonsuza giderken yatay asimptotumuza giderek yaklaşacağız. Şu eğriyi de daha iyi çizeyim. İyice batırdım buraları ama <laughs> anlıyorsunuzdur. Evet, evet. Şimdi bakalım x eksi 3 olduğunda ne oluyor? x eşittir. Eksi 3 dersek burada eksi 3 bölü eksi 3'ün karesi ki 9'a eşit. Ondan eksi 3'ü çıkaracağız. Yani 9 artı 3 eksi 6 o halde sonuç eksi 3 bölü 12 eksi 6 yani eksi 3 bölü 6 sadeleştirirsek eksi 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 şuralarda bir yerde yani değerimiz eksildikçe bu asimtota yaklaşacağız bu düşey asimtota yaklaştıkça bu şekilde aşağı ineceğiz emin olmak için daha fazla nokta belirleyebiliriz peki kanıtlamak için grafiğini çizelim. Evet. Denklemimiz denklemimiz x bölü x kare evet eksi x eksi 6 evet grafiğini çizelim. Harika. Evet evet bayağı becerdik biz bu işi harikayız. Asimtotumuz sıfırda aşağı iniyoruz. Düşey asimtot bam oradan çıkıyoruz. Bum harika çıkıyoruz ve iniyoruz aynen bu şekilde. Harikayız bir kere daha aynı bizim çizdiğimiz gibi elbette hesap makinesinin grafiği bu değerlere yaklaştığında acayip tepkiler verebiliyor ama gördüğünüz gibi şekil genel hatlarıyla aynı. Grafiğini çizmek istiyorsak aralığını daha da azaltabiliriz. Daha iyi şeyler görelim. X'imiz minimumda eksi 5 olsun. Maksimumda 5 olsun. Biraz yakından bakalım. Evet şimdi grafiğini çizelim. İşte. Burada çizdiğimizin aynısı. Harikayız. Umarım aklınıza yatmıştır.